Yine geldi kuruldu baş köşeye Dilan Hanım. Tam bir yüzsüz. İyi oldu iyi. Daha henüz onunla hesabım bitmemişti. Hanımanne, ben sanmıştım ki ortalığı yakar yıkarsınız. Her şeyin bir vakti zamanı vardır kızım. O kız bu evde olduğu müddetçe gün yüzü görmeyecek. Sen güven bana. Siz öyle diyorsanız. Hadi bakalım. Şimdi Kadir'in yanına git, ilaçlarını getirsin. Seni bekleyecek vaktim yok benim artık. Bir şey yapıp o kızdan kurtulmam lazım ama ne? Hadi çıkalım. Aa, Orhan Efendi. O ne öyle? Bilmiyorum. Dilan Hanım için bırakmışlar. Baran Bey'e sorduk, yukarı odaya çıkartmamızı söyledi. Sizin evden göndermişler. Baran Bey buraya getirmemizi istedi. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Zümrüt'le birlikte yapmıştık. Nasıl olmuş? Bayıldım. Evlenince her sabah uyandığında artık yüzünü buna kurularsın. Böylece de beni hiç unutmazsın. Evlenince bile sana kendimi unutturmayacağım. Ben seni unutur muyum hiç? Ama önce kimin evleneceği hiç belli olmaz. Vallahi orası bilemeyeceğim artık. Bana bak. Bilmediğin bir durum mu var yoksa? Daha neler? Bak doğruyu söyle. Vallahi kızarım he. Aşık mı oldun kız sen?
Ay daha neler? Hem aşık olsam bunu önce sen öğrenirsin. Söz mü? Söz tabii. Şöyle. Biz seni koruyamadık. Senin kendini koruman gerekirse bununla koru. Abin Cevdet. Abi? Ne bu? Hediye mi aldın yengeme? Sürpriz mi yapacaksın? Yok yok. Başka bir şey aldım. Söylemeyecek misin? Merak ettim. Ver bir bakayım abi. Abi bu ne böyle? Mardin'den sipariş ettim. Hançer. Abi hançer ne alaka? Bizim hançerle ne işimiz olur ki? İnsanın neye ne zaman ihtiyacı olacağı bilinmez kardeşim. Al bakalım. Dikkat et ama. Al.